Merhabalar, Tadımız Sudumuz kanalına hoş geldiniz. Ben Emel. Bugün sizlerle harika çikolata soslu muzlu tavuk göğsü yapacağız. Bunun için tenceremize 1 litre sütümüzü ekleyelim. İnanılmaz lezzetli bir tavuk göğsü oluyor. Mutlaka böyle denemenizi tavsiye ederim. Ardından 7 yemek kaşığı tepeleme un ekliyoruz. Unu gördüğünüz gibi bakın kaşıma tepeleme şeklinde ekliyorum. Tavuk göğsüne inanılmaz lezzet kattı. Çikolata sosumuz ve muz. Mutlaka deneyin. İftardan sonra hafif, çok güzel bir tatlı. 7 yemek kaşığı da şeker ekliyorum dolu dolu. Eğer daha tatlı isterseniz 1-2 yemek kaşığı daha arttırabilirsiniz ama şeker miktarı bence tam ideal arkadaşlar. Güzelce şekerimizi de ekledikten sonra unu ve şekeri ocağa almadan önce çırpıcımızda şöyle güzelce bir karıştıralım. Un ve şeker tamamen sütümüze bir karışsın ki topaklanma olayını yaşamayalım. Ardından ocağa alalım ve sürekli karıştırarak pişirelim. Arkadaşlar kaynayana kadar, göz göz olana kadar mutlaka karıştırarak pişirin. Eğer karıştırmazsanız topaklanma olur. Güzelce karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Ve artık kremam kaynadı ve göz göz oluyor. Bakın bu kıvamı elde ettikten sonra şu göz göz olma olayını gördükten sonra kremamız artık olmuş demektir. Bakın arkadaşlar kıvamı gayet yerinde ve güzel oldu. Artık böyle göz göz olduktan sonra kremamızı kenara alabiliriz. Ardından ben 50 gram margarin, 1 çay bardağı da süt kreması ekliyorum. Margarin yerine varsa tuzsuz ve kokusuz bir tereyağı kullanabilirsiniz. Pastörize tereyağlar da güzel oluyor. Çırpıcımız da güzelce daha kremamız sıcakken hem margarini eritecektir hem de kremayı güzelce karıştıracaktır. Böyle güzel güzel karıştıralım. Hem de kremamız daha güzel bir kıvam alır böylelikle. Böyle sünen güzel bir tatlı olur. Tekrardan şöyle bir karıştırırsak. Evet. Güzelce karıştırmaya devam ediyoruz yağımız içinde eriyene kadar. Varsa bu esnada vanilya da ekleyebilirsiniz. Bende yoktu, eklemedim. Sorun değil. Güzelce yağımız eriyene kadar çırpıyoruz. Malzeme listesini kısa bir aradan sonra videonun açıklama kısmına ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Paylaştığım yeni güzel tarifler size bildirim olarak gelecektir. Son zamanlarda YouTube'da problem var sanırım, bildirim olarak gelmeyebiliyor bazen. Ama yine de ana sayfanızda görebilirsiniz abone olduğunuzda. Ardından arkadaşlar kremamız hazır. Dökeceğimiz kabı öncelikle bir sudan geçiriyoruz. Yani böyle tabanı böyle hafif nemli olsun ki yapışmasın. Ve kremamızı sıcak sıcakken hemen borcamımıza döküyoruz. Veya farklı bir kaba da dökebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ve ben arkadaşlar bütün muzları yerleştirdim gördüğünüz gibi. 4-5 tane muz yerleştirdim. 4 tane muz yerleştirdim. 5.'si sığmaz diye böldüm ama sığarmış aslında. Evet, güzelce muzlarımızı da yerleştiriyoruz. Ve artık üzerindeki sosu yapmaya geçeceğiz. Üzerindeki sos için arkadaşlar ben cezveye 1 su bardağı dolusu damla çikolatasını ekledim. Yani 200 gram damla çikolata, yani 200 gram herhangi bir çikolata, 1 çay bardağı da süt. Eğer süt yerine süt kreması olursa çok çok daha lezzetli bir çikolata sosu elde edersiniz. Ve daha sonra arkadaşlar bu sütü ben kaynama noktasına getiriyorum ve kenara alıyorum. Karıştıra karıştıra sütün sıcaklığıyla çikolatayı eritmeye çalışıyorum. Ardından çikolatayı tamamen erittikten sonra buzdolabına koydum ve tamamen soğuduktan sonra tatlımın üzerine döküyorum. Aslında bu çikolata sosunu pastayı yapmadan önce, tatlımızı yapmadan önce yaparsanız sizin için daha büyük bir kolaylık olur. Evet, 200 gram herhangi bir çikolata, 100 milimde bir süt kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve çikolata sosunuz tamamen soğuduktan sonra dökün ki biraz kıvam alsın. Evet, çikolata sosumuzu da döktükten sonra tatlımız tamamen soğuyana kadar buzdolabında dinlendireceğiz. İnanılmaz lezzetli oldu arkadaşlar. Şöyle görüntüsü bile ne kadar lezzetli olduğunu anlatıyor aslında. Tamamen soğusun ki tatlımızı kestiğimizde güzel kalıp gibi çıksın arkadaşlar. Ben üzerine biraz da fındık fıstık serptim. Sizde ne varsa serpebilirsiniz. Soğuduktan sonra dilimliyoruz. Her dilimlememizde arkadaşlar bıçağı vurduğumuzda peçeteyle bıçağımızı temizliyoruz ki güzel bir görünüm elde ederek kalıbımızdan çıkartalım. Evet, bu şekilde
dilimliyoruz. Yapanlara, yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve beğenilerinizi yoruma dökmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüş ve önerilerinizi yorumda beklerseniz ben bütün yorumları okuyorum. Herhangi bir isteğiniz olursa orada belirtebilirsiniz. Hoşça kalın. Bir sonraki yeni tarihte görüşmek üzere.